Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Pokemon X Tam Çözüm bölüm 25'e hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Lavaria şehri salon lideri Valeria ile savaşarak 6. rozeti almıştık. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Yağmur çok pis bastırdı. Hemen yola koyulsak iyi olacak. Ve nereye geliyoruz? Pokeball fabrikasına. Pokeball fabrikasını üçümüz ziyaret edecektik ve diğer arkadaşlarımız da bize katılacak. Bakalım buradaki muhabbet neymiş? O bizim girmemize izin verecek. Göreceksin. Onunla tekrar konuşacağım. Dedi ve Shauna gitti. Shauna bekle. Dedi ve Trevor gitti. Ah, Serena ile Tierno da geldi. Olaylar karıştı sanırım. Shauna ve Trevor koşuyorlardı değil mi? Sorun nedir? Burada buluşmamız gerekiyordu. Merak ediyorum neler oldu. İmdat. Tamam, Shauna koştu. Arkasından Trevor, arkasından Team Flea üyesi. Belli ki olaylar karışmış. Neler oluyor? Pekala, sanırım onlara yardım etmeyeceğim. Team Flea, içeride bir şeyler oluyor olmalı. Hadi gidip kontrol edelim. Pekala, Poketopu fabrikasına girme vakti geldi. Ama fabrikaya girmeden önce şöyle etrafı bir kontrol edelim. İtem item bir şey var mı? Ki radarımıza bir tane item takıldı bile. Hyperpot. Maxi Vibe. Peki batı tarafında bir şey var mı? Bir Duskball bulduk. Harika. Pokeball fabrikasında tabii ki bazı Pokeball'ları bulacağız. Duskball da onlardan biri. Bir Pokeball daha. Şu itemi de aldık mı? Bence tamamdır. Ondan sonra fabrikanın içine girebiliriz. Bahçede işimiz bitecek. Axeater. Güzel itemler bulduk. İtemlere doymuyoruz. İtemleri toplaya toplaya. Bir item daha mı var? Tam olarak burada mı? Burn Heal. Tamam. Son itemimizi de aldık. Artık fabrikaya gidiyoruz. Bulduğumuz itemler sayesinde Pokemart'tan Repel dışında item almamıza hiç gerek kalmıyor. Bu da beni çok ama çok mutlu ediyor. Ay, içeride bir Team Flare üyesi. Dışarıdaki salak. Koruma işini beceremedi mi? Aa, üzgünüm. Şimdilik tur yaptırmıyoruz. Senin gibi kırmızı kıyafetli biri Team Flare üyesi olmalı değil mi? Pokeball fabrikasında part time iş mi buldun kendine? Bu aptal kıyafetleri para ödemek için. Oo, Serena çok atarlı. Çok atarlı. Benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ne dedin sen? Sen Team Flare'e nasıl çamur atarsın? Vay Tiana, haklı onları. Bunun icabına ben bakacağım. Sen devam et. Teşekkürler Serena. Serena sayesinde kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Kız kıza onlar savaşsın, hatta böyle çamurda falan güreşsinler. Ben izlerim, benim hoşuma gider. Evet, takımımıza bakalım. Takımın başında Perian var. Bu bölümde Perian'ı bol bol savaştıracağız. Hadi Perian'ın hareketlerine bakalım. Magical Leaf, Confusion, Dazzling Gleam, Thunderbolt. 4 tane hareketimiz var ve hepsi special ataklar. Ve Pokemon'umuz tabii ki Psychic Fairy ve 32 level şu an. Aslında level olarak dezavantajlı haldeyiz. Ama artık Perian'ı savaştırma vakti geldi. Çünkü Perian tam bir Team Flare katili. Bunu kesinlikle göreceksiniz. Team Flare'in Pokemon'larını düşünelim. Toxicorak, Mytiana, Golbat, Scraggy, Swalot, Houndoom. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman, Houndoom hariç hepsini düşündüğümüz zaman bunlar zehir, dövüş, uçan tip, karanlık tip Pokemon'lar. Peki Perian bunların hepsini counterlayabiliyor mu? Kesinlikle counterlıyor. Psychic'le dövüşü, Thunderbolt'la uçan tipi, Dazzling Gleam'le karanlık tipi hepsini counterlayabiliyor. Birçok Pokemon'una x4 vuruyor. Toxicorak ve Scraggy gibi Pokemon'lara. O yüzden Perian tam bir Team Flare katili. Team Flare ile yüzleşmişken Perian'ı da kasalım istiyorum. Üzerinde de gördüğünüz gibi Lucky Egg var. Bu bölümde bolca level atlayacak diye düşünüyorum. Hep birlikte göreceğiz. Evet, bir tane eğitmen gördüm.
ama onu kaçırdık. Birazdan tekrar onlar yüzleşiriz zaten, problem olmayacaktır. O yüzden direkt ikinci savaşa geçebiliriz. Savaşımız başlasın. Evet, ilk Team Flare üyesini yendik ve bir Quick Ball bulduk. Fabrikada, bu arada oturarak gidiyoruz değil mi? Ben yanlış görmüyorum. Bizim karakterimiz Pokemon XY serilerinde her yerde oturuyor, çöküyor, köpek pozisyonuna falan giriyor. Ayakta hiçbir yere gitmiyor. 3 boyutlu dünya bize eğilme mekaniğini getirmiş. Oldukça hoş. Team Flare üyesi ama arkası dönük. Onunla daha sonra yüz yüze savaşabiliriz. Arkadan şimdi dürtüp onu korkutmayalım. Bir Timer Ball bulduk. Ve bir Team Flare üyesi daha. Savaşımız başlıyor. Evet. Burada sanırım fabrika çalışanları var. Şu bilim adamı kılıklı olanlarla konuştuğum zaman bana bir şey vermesini umardım. Kuş yolu kapattığı için buradan geçemiyorum. Ah be kuş, ah be kuş. Heh, yol açıldı. Burada bir item alamayacağız. Ama bu ablamız çok güzel bir abla. Şu sese kulak verin. Evet, Pokemon dünyasındaki en güzel ses kesinlikle bu. Pokeflüt'ten bence kat kat daha iyi. Evet, ilerlemeye devam. Buradaki ablamızla savaşmıştık. Zaten bu taraftan geldik ve şimdi güneye gidebiliriz. Evet, burada bir buton var. Butona bastığımız zaman sistemdeki mekanizmayı tersine çevirebiliyoruz. Şu an gördüğümüz yollar, daha önce kullandığımız yürüyen yollar şu an terse dönüyor. O yüzden farklı noktalara ulaşabiliriz bu sayede. Hatta ben şöyle ilkine atlayayım, bakayım nereye gideceğim. Evet, az önce arkasından geçtiğimiz ablanın yüzünü görebiliyoruz. Onunla savaşacağız. Savaşımız başlasın. Evet, bu ablayı da yendik. Metal Coat. Bu az önce geçtiğimiz abi değil mi? Sanırım azıcık kaybolduk. Savaşımız başlasın. Pekala. Başladığımız noktaya geri dönmüşüz gibi duruyor. Yani azıcık yanlış ilerlemişiz. O yüzden şöyle yanlış adım attığımız noktaya geri gelelim. Aslında gelmemek istediğimiz yer bizim şu merdiven noktası. Bu merdivenden yukarı çıkmalıydık. Zaten en başta bu üye ile karşılaştık ama kıpırdamadığı için arkasına geçemiyorduk ve bunca yolu dolaşmak zorunda kaldık. Buraya geldiğimize göre doğru yolda olduğumuzu çok net, çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bu arkadaş da aynı doğru yolu koruyordu. O yüzden buraya gelemedik kısa yoldan. Dolaşarak geldik ve aslında günün sonunda gelmek istediğimiz oda tamamen bu. Çünkü burası patronun odası. Gel. Gel sen gel. Team Flare için çalış. Eğer sen bize yardım etseydin biz bütün poketoplarını tek başıma başımıza taşımazdık. Diyorum ki eğer 5 milyon Pokemon lirası verirseniz, katkıda bulunursanız Team Flare üyesi olabilirsiniz. Bu adamda beyin yok. Sizin gibi Team Flare aptalları ne yaptığını sanıyor burada.
tüm poketopları. Kendiniz için çalmaya çalıştığınız için hiçbir zaman affetmeyeceğim. Unut onu. Onunla konuşmak, bunun gibi bir adamla çalışmak tamamen vakit kaybı. Ne tanıyorum? Burada kullanabileceğimiz hiçbir kimse yok. Hadi burayı mahvedelim. Aa bak bak, burada ne varmış? Bir ziyaretçi. Bak sen şu konuşana. Sen lütfen bana yardım et. Aman sanırım. Ufak bir umutsuzluk. Değil mi? Mr. Şirket Başkanı. Evet, Mr. Şirket Başkanı. Savaşlarımız başlıyor. Emre Team Player'a karşı. Bizden yardım istemesi bence umutsuzluk değil. Biz bunu kanıtlayacağız. Rakibimiz Scraggy kullanıyor. Hadi hep birlikte Perihan ne kadar Team Flare katili bir bakalım. Scraggy karanlık türü bir Pokemon, dövüş türü bir Pokemon, iki türde Dazzling Gleam saldırısına, yani peri tipi saldırıya zayıf. O yüzden çarpı 4 vuracağız ve Dazzling Gleam saldırısının animasyonu çok iyi değil mi? Peri olduğu nereden beri bütün sahayı aydınlatıyor animasyonuyla. Gerçekten çok iyi. Çarpı 4 vurduk ve Pokemon'u fainted ettik. Bu sırada ability'miz çalıştı. Ability'miz tabii ki kopyalıyor. Karşı taraftakini ability'sini kopyalıyor. Aslında bizim ability'miz denemez. Bir Houndoom geliyor. Houndoom'a karşı ninja'yı kullanabiliriz. Peri tipi saldırı Houndoom'a karşı maalesef yemiyor. Çünkü Houndoom aynı zamanda ateş türü bir Pokemon. Ateş türü olduğu için peri tipine karşı dayanıklı. O yüzden karanlık türü olması bizi burada çok bağlamıyor. Yani Perihan'ı kullanamayız. Surf saldırısı en iyisidir. Aynı zamanda ninja'nın üzerinde Splash Plate itemi var. O yüzden su tipi saldırılar ekstra güçlü. Ama bence burada Splash Plate'e bile gerek yok. Çünkü ninja'nın leveli çok ama çok yüksek. Burada kesinlikle avantajlıyız. Perihan bölümü 32 level başladı ve 35 level oldu. 3 level aldı bile. Böylece admini yenmiş olduk. 3040 Pokemon'larız kazandık. Perihan'ı yarın öbür gün Mega Evolve da yapacağız. O zaman çok daha tatlı olacak. Hadi ama. Bu zavallı başkan için böyle yapmamalısın. Ne kadar utanç verici. Bir admin için. Ama hala endişeye gerek yok. Biz onu haklarız. İki bilim adamı onun üstesinden gelecek. Hadi onu ikiye bir mahvedelim. Kazanma şansımızı arttıralım. Evet, o kadar kolay mı? Benim arkamda Serena var be. Serena en atarlı kişi bizim takımda. Hepinizin üstesinden tek başına gelir. Hadi Serena, sen buradaki ya işleri hallet. Ben gidiyorum, birkaç tane poketopu satın alacağım. Bunu göreceğiz. Üzgünüm, geç kaldım. Aa, başka bir ben mi? Bir ya da iki çocuk fark etmez. Fark yaratmaz. Siz... rakamı kontrol etmek zorundasınız. Gerçekten bilim adamı mısınız? Emre, komşu. Bana savaşta yardım et. Evet, yardım ederim tabii ki. Ama bana komşu deme, bana Emre de, Emrem de. Yok pardon, Emre de. Etmen de, bir şey de. Komşu çok garip geliyor. Özellikle Serena'dan duymak. Neyse, biz savaşa dönelim. Savaştaki Pokemon'lar geldi. 2-2 bir mücadele olacak. Bizim takım Miostick, bir tane Pisişik, bir tane Pisişik peri Pokemon'dan, bir tane karanlık, bir tane elektrik Pokemon'a karşı savaşacak. Leopard'la Manectric'e karşı. Güzel. Ben direkt Dazzling Gleam'de Leopard'ı aradan çıkarmak istiyorum. Bir Fake Out geldi Miostick'ten, yani Serena'dan. Harika bir hamle bence. Bu sayede rakibimizin Pokemon'larından biri kıpırdayamayacak. Biz ikimiz hamleyi yapacağız. Ben zaten ilk round'da İkisine birden Dazzling Gleam'le vuruyorum. Leopard direkt fainted oluyor ve bir tek Manectric kalıyor. Manectric de kıpırdayamıyor. Yani Team Flare bu roundu gerçekten çöp etmiş oldu. Daha doğrusu biz bu roundu onların elinden aldık. Oldukça iyi gidiyoruz. Ben Confusion'la saldırabilirim, Dazzling Gleam'le saldırabilirim. Dazzling Gleam'i seçeceğim. Ah, Manectric bizden daha azıymış ve Pokemon'um paralyze yaptı. Umarım kıpırdayabiliriz. Bir Light Screen geldi. Perihan paralyze oldu ve kıpırdayamadı. Böylece Team Flare kaybettiği roundu geri almış oldu. Ben bir Dazzling Gleam daha kullanıyorum. Miostick flinch oldu. Kıpırdayamadı. Bu savaş haddinden fazla uzadı bence. Serena bir an önce bir şey yapmalısın. Confusion.
Serena lütfen saldır. Evet, sonunda Mio Mystic Psychic saldırısını kullandı. Manetrik'i faint etti. Böylece ikisinin de Pokemon'u kalmamış olmalı. Matador bu arada 50 level oldu. Matador aldı başını gidiyor. Ah, titreye titreye kaybetti Team Flare. 11.480 Pokemon lirası aldık. Kesinlikle zengin olacağız bu serinin sonunda. Aman tanrım, aman tanrım. Ne kadar utanç verici. Biz kaybettik. Bu kadar yeter. Zaten poke toplarını çaldık. Great Ball'ları, Ultra Ball'ları. Hadi gidelim, terk edelim burayı. Dediler ve gittiler. Siz bizi kurtardınız. Çok teşekkür ederim. Genç olmanıza rağmen gerçekten de olağanüstü eğitmenlersiniz. Pekala o zaman. Size teşekkürümü sunmak istiyorum. Size ya bir tane Master Ball ya da bir tane Big Nugget vereceğim. İstediğinizi seçin. Hayda. Emre, ilk önce sen seçmelisin. Master Ball ya da Big Nugget. İstediğinizi alın. Şimdi çok kararsız kaldım. Bence siz de kararsız kaldınız. Master Ball mu, Big Nugget mı? İkisi de çok güzel itemler. Ben Big Nugget'ı mı seçsem diye düşünüyorum. Hayır hayır, olur mu? Tabii ki Master Ball. Master Ball bulma fırsatını bir daha nerede bulacağız? Harika bir item. Al bakalım. Dedi ve bize Master Ball verdi. Teşekkür ederim. Ve bonus olarak bunu da alabilirsin. Dedi, Big Nugget'ı da verdi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve tabii ki senin için de. Çok, çok teşekkür ederim. Bu çok çok fazla görünüyor. Bence de çok fazla. Master Ball hediye etmek ne demek ya? Her yaptığımız görevden bir Master Ball alsak. Oo, yani bizden kralı olmaz gerçekten. Eminim ki, hissediyorum ki siz ikiniz bunları çok iyi kullanacaksınız. Team Flare insanlardan çok daha farklısınız. Ve Big Nugget'ı kullanmanın iyi yolunu bulacaksınız. Ve hala bu Team Flare, onlar ne planlıyor poke toplarını alarak? Biz de bilmiyoruz, hep birlikte bir gün öğreniriz diye umuyorum. Evet. Böylece Pokeball fabrikasını da temizlemiş olduk ve kimler geldi? Sence şimdi etrafa bakmak uygun mu? Uygun tabii, merak etmeyin. Serena ve ben burayı tertemiz ettik. Üzgünüm. Team Flare her şeyi mahvetti. Şimdilik iyi bir zaman değil. Team Flare mi? Onları bir yerden duymuştum. Bir dakika önce, kırmızı kıyafetli kaçan insanlar mı? Evet, bu doğru Trevor. Team Flare. Onlar Pokepop'larını zorla mı aldılar? Onlar herkes kullansın diye var. Ne kadar korkunç. Tamam hadi ama dağılın. Team Flare kötü adamlar. Biz de iyi adamlarız. Oyun bu kadar basit. Kurallar belli. İyi adamlarla kötü adamlar savaşıyorlar. Haklı gelmek için, güçlü gelmek için. Biz de bu savaşı kazandık. O yüzden problem etmeye gerek yok. Teşekkürler. Her şey yolunda. Sana teşekkür ederim. Rica ederim Serena. Ne demek? Seninle savaşmak benim için bir keyif. Ve evet, böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ah, ekranın sağındaki poketoplarını görüyor musunuz? Ben daha yeni fark ettim. Bir dünya poketopu var orada. Neyse, en azından poketopu yokluğu çekmeyeceğiz. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.